got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't. Evet, Deniz Akvaryumu Kuruyorum serisinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde ne yaptık? Ankara'ya gittik. Tabii siz şimdi kapaklı halini, kutulu hiç açılmamış halini görüyorsunuz da. Burada benim amelem var. Ankara'dan özel olarak getirtiyorum. Hani badana boya, amelelik işleri her türlü. Aynen, haftaya da herhalde parke düşecek. Ha bakalım, ne işim düşerse o zaman çağırırım oğlum, ne? Sana mı soracağım lan? Irgat'ta ne yapalım? Özür dilerim bana. Sağolsun Yiğit geldi. Şimdi Yiğit'le beraber hem video çekeceğiz. Normalde canlı yayın yapacaktık da Yiğit'in sınavı var. Size birkaç bir şey göstereceğim. Ardından Malı ve İzmir'den neler aldım neler. Onun açılımını yapacağız. Yiğit'le ne yaptık? Bak Yiğit'i bugün neyde, dün gece neyde kullandı? Sabah 5 miydi lan? Sabah 5 miydi neydi? 5.30 falandı. Hala biz uğraşıyorduk, dur bak. Bak şimdi bak. Benim kanalın eski izleyenlerinin gözleri yaşlı. Bak burada hiçbir şey kalmadı. Görüyor musunuz? Burada ne vardı? Belki ilk defa görüp gelenler olabilir. Buraya ben kendi boyamla böyle logomuzu yapmıştım. Buraya yapraklar mapraklar bir şeyler yapmıştım. Böyle bir değişiklik yapmıştım. Sonra yoruldum. Gözlerim yoruldu. Artık böyle bir kına geldi, anladın mı? Yeter lan artık dedim. Şöyle bir griye boyadık. Beyazın içine biraz siyah kattım. İçine birazcık haki yeşili kattım. Hafiften antresite çevirdim onu. Böylece boyadık. Böyle sade güzel bir görüntü oldu. Buraya belki kafamda bir şeyler var. Belki yine bir şeyler yaparım ama söz vermeyeyim. Neyse. Şimdi o zaman Yiğit sen burada oturacaksın. Tamam mı? Şöyle sabah saatte gece vakitleri olsun. 5-6 olsun. Ben bir otobüse gideyim. Koli. He bu koliyi alayım geliyorum o zaman. Zaman ileri aksın. Evet arkadaşlar, sabaha kadar video editledim. Onlarla uğraştım, kendimi oyaladım. Dedim uyursam belki uyanamam. Otobüs tehlikeli bir iş. Hani kaçırırsak bir daha gider. Neredeyim? Lan tam bir yıl önce yine buradan böyle bir şeyler almıştık, yine otobüs karşılamıştık. Vay be. Bu arada gerçekten tam bir yıl. Tam Kasım ayında böyle bir otobüs motobüs bekliyorduk işte. Şimdi şöyle bir durum var. Bana dediler ki otobüstekiler, saat 7'de orada ol. Yani şu an aşağıda otogar var. Normalde otogara girmesini bekliyordum. Otogara girmeyecekmiş. Saat 7'de tam bu bulunduğum mevkide ol dediler. Sonra yine içgüdüme dayanarak saat 6'da bir aradım. Dediler ki biz gelmek üzereyiz. Hemen oraya geç. Dedim bana 7 dediniz. Vallahi dedi duramayız. Vallahi dedi duramayız. Hemen orada olman lazım. Baba bir kaptırdım böyle. Evde nasıl çıktım hatırlamıyorum. Bir çıkmışım. Saat kaç olmuş? Saat 6.30'a geliyor. Hadi bakalım. Geldik bekliyoruz baba. Hava buz gibi. Deniz Akvaryumu bekliyoruz işte. İkinci bölüm. İkinci bölüme koyarım büyük ihtimalle burayı. Tamam o zaman ben kamerayı kapatayım. Dondum yemin ederim. Elim dondu. Hava buz gibi. Otobüs geldiğinde kutuyu alırken şey yaparız, çekeriz. Hadi bakalım. Evet gencolar. Otobüs başka umutlara doğru yol alıyor. Paketimiz burada. Üstünde özel bilgiler var. Bunları hiç bir gün söyleyeceğimi hiç sanmazdım. Patküt çekiyordum önceden. Tabi eski numaraydı da. Burada da böyle bir boş yapmışken gideyim de kendime bir çay koyayım. Uyumak yok baba. Devam. Çalış. Dadadadam. Kutumuz geldi. NASA mayit. Nasıl gidip geldim 2 dakikada ama? Vallahi ışınlandın herhalde. Ben de anlamadım. Gece oldu mu burada da? Nerede? Dışarıda gece oldu mu? Hani gittim geldim ya ben. Orada geceydi. Bak yiğidim beyni yandı şu anda. Yalan yapmıyorum, biraz zor kaldı. Harbi ağır lan, tek başına kalırmak çok zor. Neyse dostlar, şaka bir yana, gırgır bir yana, Malavi İzmir'den. Yine hatırlıyorsanız buralar, ya buralar komple Malavi İzmir. Ne oğlum işte, daha ne anlatayım. Şurası Malavi İzmir'in bize kurduğu komple karides akvaryum. Burası teraryumları, ıvırı, zıvırı, şu ışıklar mışıklar hepsi Malavi İzmir'den aldığımız malzemelerimiz. Yine Malavi İzmir'den bakalım bu sefer neler geldi. Neler aldık acaba? Aç baba kapa. Bedirhan'la yaptıydık. Bir önceki kutu açılımı, bu teraryumlar, meraryumlar. Şimdi o zaman baştan başlayalım. Şu hava yapsın diye bir adet poşet. Bak bunlar çok lazım olacak ha. Yok yok öyle dursun. Oo şunlar ne güzelmiş lan. Yavaş. Bunlar ne güzel mi? Ben bunu buradan söker, şuraya bir yapıştırırım. Şimdi onu bir kutuyu bir alalım. O kutuda ne var bir bakalım. Muhtemelen ışık. Deniz Akvaryumu'nun ışığı. Ki daha önce biliyorsunuz şu karşıdaki telefonla kontrol edilebilen. Bu arada Türk yapımı bunlar biliyor musun? Made in Turkey. Türkiye daha doğrusu değişti o. Akvaryum, deniz akvaryumu ışığı. Bak burada, şöyle göstereyim. Akvaryum'un ev serisi arkadaşlar. Merak eden varsa malavizmi.com'dan zaten bakabilirler. Dur ışığı buraya bir getireyim. Bura biraz karanlık olacak gibi. Tamam, ışığı ayarladık. Ver bakalım hacı. Adam. Burada ışığımız var. Bendeki
Malav İzmir'den ilk aldığım şu sürekli gördüğünüz ışık var ya, gün ışığı oluyor, tatlı su akvaryum ışığı oluyor, deniz akvaryum ışığı oluyor. Onun birebir aynısı. Zaten bize fazlasıyla yetiyor. Bu arada ben ambiyans ışığı olarak da kullanıyorum. O ışığı nerelerde kullanıyorum bir bilseniz. Oyun videolarımı bilen, oyun kanalımı Twitch canlı yayınıma gelenler biliyor. Burada ev serisi kullanma kılavuzu var işte. Türk yapımı görüyorsunuz. Ver baba bir paket daha şimdi. Ha, bu bilmiyorum ne var bunda, bir şey yazmıyor da. Evet şöyle bir... Bu neyi? Aa, kumandası lan. Şöyle bir netleyelim. Burada dalga motorunun kumandası var. Şunlar zaten bağlantı noktaları. Bunları çözeceğiz. Bu arada şey söyleyeyim sizlere. Malav İzmir firmasının tuzlu su akvaryum ekibi bu süreçte bana yardımcı olacaklar. Çok çok teşekkür ederim buradan kendilerine. Canlı bağlantı gerçekleştireceğiz ve tuzlu su akvaryumunu hep beraber burada onlar beni yönlendirecek. Tek tek hangi malzeme neye yaradığını, nasıl yapacağımız, nasıl yapmamız gerektiğini anlatacaklar. Buradan da kendilerine çok çok teşekkür ederim. Siz bu videoyu izliyorken biz şu anda belki onu yapıyoruzdur zaten. Öyle de olacak. Tamam. İlk yardım etsen oğlum. Ben seni buraya başa mı çağırdım lan? Nasıl ırgatın ben? Aç baba bakalım onda ne var? Çok değişik bir hali. Benim çok ilgincime gitti bu. Oğlum normal benim gördüğüm dalga motorlu böyle şey. Evet. Bu garip daha farklı bir şeymiş. Şu arkadaki mıknatıs mı? Aynen. Oğlum ne kadar uçtu lan. Ha, şurada bak mıknatıs. Şu kısım mıknatıs. Aynen. Baya güçlü cam çizmesinde şu an kauçuk. Aynen lan. Güzel. Oy köpek gibi yapışıyor. Ne tamam. Odium? Ne? Ne odium? Neodyum olabilir. Şeydeki de öyle. Bu 4000 litre saat çeviriyormuş. Motordan da ayarlayacağız işte onun gücünü. Tamam baba kapat. Oğlum böyle kutu açılımlarında, yeni ürünlerde insan nasıl heyecanlanıyor lan? Yeni ürün ver bana. Bak ben sadece kendime alıyorken değil, videolarda izliyorken de öyle. Bir ara manyak gibi şey izliyordum ben. Kutu açılım videoları. İşte hayvan ürünleri, yeni alınmış balıklar bilmem neler. Bu ne? Bu akvaryum, deniz akvaryum tuzu. Reef Salt, Nano Marinus, bir şey Türkçe hiçbir şey yazmıyor. Türkçe bir ibareye bakıyorum da. Valla İngilizce de yok, Alman dedi. Şöyle içine, bunların tek tek kullanırken ben size videosunu çekeceğim de. Lan merak eden vardır. Şöyle bir göstereyim. Bu da deniz tuzu işte. Ölçekleri bilmem neleri burada. İki paket, burada deniz tuzumuz var. Burada refraktometre var. Refraktometre sudaki tuzu ölçüyor arkadaşlar. Onu da buraya alalım. Kalibre ettiklerini söylemişlerdi Malav İzmir'den tuzlu su ekibi. Kalibrasyonunu ayarlayıp gönderdiler sağ olsunlar. Çok ince ama önemli detay. Ben de tam bilmiyorum ama. Vallahi bu da şey için ya. Kim... İkisi bakteri kültürü yazıyor. İkisi de amonyak tutucu yazıyor. Ama tam detaylarını bilmiyorum tabii. Hmm, onu kendilerinden ekipten öğreniriz kurarken zaten tek tek. Bunlar şey tüpler. Damladıklar bir şeyler. Fransa'da üretilmiş lan bunlar da. Fransa ürünüymüş. Ver baba yeni bir kutu ver. Ooo cihazın babası geldi kardeş. Bu şey protein skimmer arkadaşlar. Daha önceki akvaryum kurulum, deniz akvaryum kurulum videolarını izlediğimde. Ya ben ufak bir tank yapıyorum. İşte protein skimmersız yapan var ama illa sonunda protein skimmer'a dönüyorlar. Anladığım kadarıyla bunsuz olmuyor acaba işler. Bubble Magus'tan. Böyle bir bizim tank için ufak bir tank olacak zaten. Bizimki tankımız zaten söylemişimdir de açılım videosunda. 40-40-40 değil mi? Aynen. Kare bir akvaryum. Aynen kare. 8 litre falan. Aç baba. Ağda bizim protein skimmerımız. Biz bunu açtık daha önce. Daha önce açtık şeyleri var. Vidası mı ne? Bu ayar vidası büyük ihtimalle. Olabilir. Bak şimdi şurayı bir çıkar. Sen görmedin ama. Biz kutuyu açtık. Yiğit birazcık kurcaladı. Hangisi? Ben dayanamam. Hangisi acaba? Bir de parlıyor ya. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar sticker. Bunları yapıştırırız acı. Çok güzelmiş. Bak bu detayı bayağı beğendim. Başka bir şey var mı lan? Bunlar anlatıyor. Garanti belgeleri, kullanım kılavuzları falanlar filanlar. Şimdi şeye bahset istersen askılı bu direkt. Aa askılı mı? Şeye gerek yok Sam gibi. Aynen askılı. Bak şöyle akvaryumun araya. Hani almak isteyenler olursa bundan akvaryumun araya oturuyorsun. Bu arada nereden alacağız gibi soruları zaten malavizmir.com ben açıklama kısmına yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Malav İzmir'de oğlum bir gün var ya Malav İzmir'e buradan basıp Bornova'ya gideceğim. Selamünaleyküm deyip gireceğim oradan tamam mı? Çok büyük lan o lan kocaman neler neler var. 5-10 bölüm çıkar herhalde. Bak şuradan alıyor suyu büyük ihtimalle. Tamam. Ha bu şey olay kimyasalları tamam mı? Atık maddeleri, cartları, curtları. Şurada köpürtüyor. Pis suyla köpük burada kalıyor. Aynen. Ve biz onu alıp çalkalayıp tekrardan... Sen bu hazneyi alıp temizleyip koyacaksın işte. Tamam anlaşıldı baba. Zaten şey... Oğlum bunun kablosu ne kadar kalın lan? Ben onu anlayamadım. Bu ne abi? Trafo kablosu gibi. Oğlum harbiden lan. Ya herhalde tuzlu suda deforme olmasın diye. Olabilir. Bilmiyorum, aynen. Bilmiyorum ben de anlamadım. Bir söyleyeyim mi? Şeyden ağır ha. Hazneden ağır şu kablo. Ağır ha bak. Ve şey. Ben şeye bayıldım. Hani o kadar akvaryum büyüğü gördük. Yiğit. Ha, dalga bu dalga motoru bu mu ya yoksa? Bu da ayrı bir dalga. Bu da yedek süngeriymiş.
İçinde zaten sünger varmış. Tamam. Şimdi ne bu? Kayalar. Getir bakalım. Bu da Fiji kaya arkadaşlar. Fiji değil mi bu? Yani evet. Mercanlar onlar bunlar. Bunların üstüne tutunacak yani, değil mi? Öyle bir şey olacak. Bir alem olacak bunun içinde. Tamam. Hacı. Bazıları böyle kumlaşmış. Onları da kutmak varmış. Atarız. Tamamdır. Şunu çok fazla oraya buraya vurmayalım da parçalanmasın. Yazık. Evet. Bir paketimiz daha var. Bu işte kartın bir yerine. Direkt. Ooo demek ki ağırlığı yapan ana şey oymuş. Denizin dibinden getirmişler direkt. Valla denizden çıktığı gibi gelmiş. Evet bu da deniz akvaryum kumu, canlı kum bunlar. Hani bana söylediklerine göre canlı kum. Ne diyor? %100 doğal. Açalım mı? Sıkıntı olmaz herhalde evet, açınca. 8.1 ile 8.4 arasında tutuyor mu? Gold diyor. Tutuyor diyor. Aç baba bir. Aynen. Anladım. Deniz suyu içerir diyor bir de. Aynen. Islak aynen aynen ıslak. Canlı kum dedi zaten bana. Hacı bunlar demek ki aralarda bir şey var bak. Bizim çok iyi duruyor. Mesela balon balığı yavrusu çıkıyormuş. Balon balığı müptelasıydı ha. Deniz suyu bak içindeki de. Tamam bunda hiç oynamayalım hacı. Sararmış bazı yerleri. Kapat baba. Bu da çok güzelmiş bu arada lan. Şimdi biz bununla böcek üretiriz ha. Boktu da. Yedim aynen. Şurada. Şuraya bir alüminyum sinir. Güzel güzel. Un kurtlarına şey çıktı. Tamam hacı. Başka bir şeyimiz yok herhalde değil mi? 9 kiloymuş. 9 kilo. Zaten başka ağırlığı bununla şu yaptı. Yani bununla beraber bir 10-12 kilo falan. Bakayım. 12'yi geçer lan. 12'yi geçer. 12-13. Aynen tuzların ağırlığı da var bir de. Var 1 kilo var ya. Kutu harbiden ağır arkadaşlar. Şimdi bu kutu bunda. Bunda da böcekli. Bunda böcek üretemezsin. Böcekler buna tırmanıyorlar. Safra tırmanıyorlar. Bunda ufak sürüngenleri beslersin. He. Bak Gekko'ya 10 numara teraryum olur bu. Aynen. Hani geniş. Ucuz teraryum arıyorsunuz ya mesela böyle bir şey yaparsın. Başka ne olur bunda? Civciv mevciv büyütürsün bunda. Hiç lamba takarsın. Olur mu? O harbiden lan üretim tankı da yaparsın bunu. İkiyi basacaksın. Kalın çünkü şey. Kapandı kapatalım. Mala İzmir'den aldıklarımla böyle kutuları ben saklıyorum. Duruyor bunlar lazım oluyor. Evet deniz akvaryumu kutu açılımı şu anda bu kadar ürünlerimiz. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Aa, bu arada tam da konunun yerini gelmişken Yiğit sağ olsun bize Ankara'dan kaç litre getirdin lan? 10 litre mi? 10 litre hazır akvaryum. 10 litre hazır akvaryum suyu getirdi. Bak biri burada ver baba bir. Şöyle göstereyim. Öteki daha büyük. Öteki daha büyük bu arada. Burada da deniz akvaryumu sularımız var. Abi tam her şeyimiz olması gerektiği gibi ne lazımsa onlar şu anda var. Malav İzmir sağ olsun bu süreçte hem sürüngenlerde hem akvaryumlarımızda mesela karidesler ona keza her şeyde yanımızda olduğumuz gibi kapı gibi ürünleriyle kalitesiyle yanımızda oldu sağ olsunlar. Bana her anlamda yardımcı oldular. Şimdi ne yapıyoruz Yiğit? Ben o zaman burada senin işin bitti sen oğlum. Evet. Daha ne duruyor? Hadi. Bir şey olursa kömürlük temizleme falan. Daha, sana mı soracağım oğlum? İşin düşer ararım, işin düşmez aramam. Sen şöyle bir kendin, senin işin bitti bir daha. Bir alayım seni şöyle bir. Gel lan ya oğlum kıyamam. Şaka da yapsam kıyamıyorum. Gel lan. Ben de şaka biliyorum. Allah razı olsun. Sağalım batıyor lan dur. Rize yanlış anlayacak şimdi. Bunu da böyle gösteriyorum da biz bunu açtık. Neyse. Bu da bir malzemesi. Tabii bunu şeyde almıştım ben. Kardeş Aksu Takvarium'da almıştım bu. Xiaomi'nin şeyi. İletkenlik ölçeri. Bu arada lan var ya ne zaman karides akvaryumuna gelsem ezan okunu ya. Bereketli akvaryum. Harbiden. Karides akvaryumunda şöyle yemyeşil güzel gelişmeler var. Karides akvaryumunu göstereceğim sizlere. Onda şöyle ayaküstü bakmış olduk. Günün sonunda toparlarsak birinci bölümde deniz akvaryumu kuruyorum seri birinci bölümde sizlerle beraber Ankara'ya gittik. Oradan ultra clear özelliğinde farklı cam yapısına sahip bir deniz akvaryumu aldık geldik. Yerini belirledik. Kutu açılımını yaptık. Geldik ikinci bölüme. İkinci bölümde Malav İzmir'den güzel bir kutu açılımı videosu geldi sizlere. Ürünlerimizi gördük. Onlara hatta şu an dalga motorunu bak emaneten buraya taktığım. Normalde bunlar ne olacak? Bunlar şu arka taraf yani şu karşı taraf olacaklar. Camın diğer tarafına. İşte protein sıkımı gelecek. Dalga motoru gelecek. Ya da bilmiyorum nereye gelecek. Onu bunun artık kurulumunu 3. bölümde yaparken hep beraber göreceğiz. Malav İzmir tuzlu su ekibiyle beraber bunu güzel bir şekilde kuracağız. 3. bölümde onun kurulumunu göreceksiniz. Suyunu dolduracağız. Kumunu, kayasını her şeyini güzelce yerleştireceğiz ve hazır oturmuş deniz akvaryumu suyumuzda olduğu için diatom süreci bir tık daha önde gidecek. Sonrasında da artık balıklarımız, canlılarımız, mercanlarımız her şeyimiz kısmet olursa buraya gelecek oturacak. Zaten içinde bir tane palyaço balığımız var şu anda. Bu bize yetmez mi ya? Oğlum neyimize yetmiyor bak bir tane. Vallahi sıkıntısı yok bir şey yok. Neyse tamamdır. İkinci bölümde böyle dostlar.
Bildiğiniz gibi kanalımın katıl kısmı an itibariyle aktif. Kanalıma dilerseniz katıl kısmından destek olabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek verip aramıza katılan Burcu Özülhan 6. ayında, Nopay Maut 5. ayında, Oğuz Çelik 5. ayında, Emrecan Akgün 4. ayında, Semih 4. ayında, Ramazan Cerit 4. ayında, Burak Aydemir 5. ayında, Necdet Terzioğlu 3. ayında, Yiğit Başaran 3. ayında, Engin Ahmet 2. ayında, Baran Al 5. ayında, Egemen Ateş 4. ayında, B. Burak 06 1. ayında, Kerem 3. ayında, Yalın Enes Aslan, Egzotik Evren 3. ayında, Sigma Agvarist, Efe Yiğit Hoş, Ancalagon, Batu Forma, Erdem Kaya, Doğukan Koyun, Zoender 1. ayında ve aramıza yeni bir isim daha katılmış. Samet Sevtekin, Arda Kaynak'ta sağ olsun 1. ayında. Bütün katıl üyelerime baştan sona çok ama çok teşekkür ederim. Dostlar, yorumlarda Malav İzmir'in web sitesini, Malav İzmir'in Instagram adresini, benim ikinci YouTube kanalım olan oyun kanalımı, Twitch canlı yayın kanalımı, her şeyi sabitlerim. Ulaşmak, bakmak isterseniz de yorumlardaki sabitlediğim linklerden ulaşabilirsiniz. Malav İzmir firmasına, çalışanlarına da buradan tekrar çok teşekkür ederim. Malav İzmir Instagram hesabını takip etmeyi de unutmayın. Orada zaten güzel sürprizler, kampanyalar, çekilişler, her şey devam ediyor. Takip ederseniz karlı çıkarsınız. Benden söylemesi. Kanalıma lütfen abone olmayı, şu videoya like atmayı unutmayın. Tamamdır o zaman. Bir sonraki videoda ya da Twitch'te açacağım canlı yayınlarda, oyun kanalıma yükleyeceğim oyun videolarında ya da hangisine gelmek isterseniz orada görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.